EKBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde bir akşamında ben Cihan, karşımda ise ötek Kalifornyalarda, okyanuslarda sevgili Samet var. Merhaba Sametçim ne var ne yok bu güneşli geçenlerde olduğu gibi güzel harikulade <laughs> <laughs> Kaliforniya sabahından. Cihan'ım aslında aldatan bir güneş var biliyor musun? Sen ne de kayıt yaptı geçenlerde bizde yağıyor sizde yağmıyor demiştin. Ben de demişim Allah Allah tutturamadık havayı kapattık podcast'i e, akşamında yağmur geldi. <laughs> o gün bugündür de serin böyle güneş var ama aldatan bir güneş eşliğinde. Sana mutlu haberi vereyim yakında büyük ihtimalle aşırı sıcak havalar orada hüküm sürecek. Evet ama ben burada olur muyum? <laughs> onu bilemiyoruz tabii. Onu Neyse. sevgili dinleyen de bilemiyor evet. Evet onu o bir gizem şu anda. Yani keyifler böyle. Biraz daha heyecanlı geçiyor bu aralar günlerimiz çünkü Türkiye'den misafirlerimiz, ailemiz geldiği için daha bir keyifli bir gün nezdinde kayda alıyorum. Kayıttan sonra da birazcık Çiko Turistik çiko turu şeklinde bir rehber olarak. Gıda festivali. <laughs> Aynen gıda festivali. Çeşitli restoranlar buradan da yemeğe bağlamış olduk bir şekilde bölümü de. Sen ne yapıyorsun ya? Bugün ne yedin? Bir bugün, anlat bakalım bugün ne yedin? Ya tabii ki şimdi okulların kapandığı bir dönemdeyiz. Evet. Türkiye'de. Ama bu İstanbul'un bir Hani Da Vinci'nin şifresi var ya İstanbul'da bir şifresi var galiba. Evet. Trafik azalmadığından dolayı işte hani bölüm <laughs> yetişmesi işte işten çıkış vesaire derken eve geldiğim gibi bir durum söyleyip hmm. senin oralarda olmayan döner dürümden söyleyip hızlıca atıştırıp bölüme hazır bir şekilde karşındayım. Ben disclaimer'ı baştan vermek istiyorum dinleyiciye önden ön uyarıyı. Bu ağır yemekli bir bölüm olacağı için hani aç oturan varsa bölüme şimdiden uyarmış olalım. baya bir aşerme veya <laughs> <dönü> çekme durumu. <laughs> Doğru diyorsun olabilir. bu arada. Değil mi? Ya. <laughs> deyince şimdi, şimdi duruma göre de değişebilir. Hani girizgahtan önce neden değişebilir? Çünkü hani belki sevgili dinleyen karnını doyurdu ama Oo, canı evet. tatlı çekebilir. <laughs> ya da bazen <laughs> ya da, ya da bazen bozulabilir. onu diyecektim bazen aşırı doyduğun zaman da böyle yemek duymak istemiyorsun o zaman öyle evet bir ya, durumdaysan evet. sevgili dinleyen şimdi bunu kapa İyi bir zaman olsa da dinlemek için kapa sonra aç çünkü bayağı yemekli memekli tatlılı matlılı bir bölüme doğru girmek üzereyiz ne yapacağız aslında beşer tane aşağı yukarı bizim mutfağımızda bulunan yemeği Samet'le birlikte 5 artı 5 olarak size anlatıp bunların hikayeli olanlarını seçmeye çalıştığımızı da önden de söyleyerek diyeyim. Sizinle paylaşımda bulunacağız ve başlamak ister misin bu dereysel bölümümüze Samet? Cim? Başlarız tabii ki de sorun yok. Bu bölüme hazırlanırken şunu fark ettim. Yemek olarak kültürümüz çok zengin olmasına rağmen yemeklerin etimolojisi veya kaynağı veya hikayesine geldiğimde adeta rivayetten rivayete <laughs> zıplayan <gülüyor> mitolojik ya mitolojik ya bir o Mario varmış, gibi kendimi süper Mario gibi buldum bu kafasını taşlara vurup acaba hangi mantar <laughs> evet. çıkacak şeklinde kesinlikle ya gerçekten de bu arada biraz cihan anı yaşadım galiba bu metafor bayağı cihan kalitesinde bir <laughs> metafor oldu <laughs> ya şaka maka gerçekten de ya yani bak ilk başladığımda da bunun örneğini dinleyen ve sen göreceksin eğer senin listende yoksa bu şimdi Urfan'ın şıllık tatlısına bakıyordum. <laughs> Oradan girelim listemizde. Tamam, tut, de tutturmadın, bende yok bu arada. Tamam, süper. Bu arada buradan anneme selam söylüyorum. Onun tavsiyelerinden biriydi. Ha, süper. <laughs> Şimdi Urfa'nın şıllık tatlısına bakıyordum. Dezenformasyon mu dersin, rivayet karmaşası mı, silsilesi mi dersin artık neyse çok güzel bir örnek bu tatlıya. Çünkü ilk başıma gelen olay şuydu. Önce sabahın sabah komtr'de bu adı utandırıyor ama tadı da bir güzel ki güzel şeklinde bir <gülüyor> <gülüyor> makale okurken orada makalede şey diyordu. İşte böyle yumuşak ve ıslak bir tatlı olduğu için kıvrılıyormuş da kıvrakmış da falan böyle böyle bir açıklamalar vardı. Biriyle röportaj yapmışlar bir aşçıyla. O da öyle bir şeyler açıklamış tatlıyla ilgili. Sonra Hı -hı. dedim hani Hani devam edelim kaynaklara bakmaya bu neyin nesidir diye. İlginçtir, karşıma çıkan daha ayakları yere basan açıklama bunun aslında Kürt mutfağı kültüründe bir yere sahip olan şıllıki tatlısıymış. Yani Urfa'da şıllık olarak isimlendirilmeye başlansa da... Aslında şillek veya şıllı iki diye geçiyormuş eski zamanlarda. Aslında bunun da hamurunun ıslak bir görünümde olmasından dolayı adı şıllı ikiymiş Hani aslında bu kadınlarla falan veya işte insanların utanarak söylüyoruz falan diye bayanlarla ilgili hiçbir alakası yok. Yalnız şöyle bir şey var. Bu bir numaralı yani ilk tatlımızda daha da ilginç olan bir kaynağa göre Şanlıurfa şıllık tatlısı diye Kasım 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş. Çalınma <laughs> ihtimalini coğrafi... ortadan kaldırmışlar. Ve coğrafi işaret de almış. Yani aslında yanlış bir tescillenme söz konusu olabilir. Şıçıllı 2 olarak kabul edersek kaynağını. Yani ilk tatlımız buradan geliyor. Tabii yemek ve aşçılık konusunda bir ileri uzmanlığım olmadığı için tatlının kendisini anlatmak gibi bir yanlışa kalkışmayacağım burada. Ee, yani isimden ilerliyoruz. Ya ben sıralamayı değiştirdim senin bu başlangıcın yüzünden. Aa hadi Çünkü... ya. <laughs> Çünkü senin şıllık tatlından ben de dilber dudağına. Doğru. <laughs> ilerleyeyim de diye düşünüyorum. Çok, Tatlıdan girdik çok ama. hardcore giriş yaptık ya. <laughs> çok. Bunun hikayesi ama biraz hani ya mistik tarafı her zaman var. Yani Zaten e hani tabii. Osmanlı Türk mutfağı bayağı böyle mitolojik olarak belki de tariflenmiş. Her şey rivayet. Osmanlı'da böyle el lezzetiyle ünlenen bir ahçı varmış döneminde. Bunun da Dilber adında bir sevdiği varmış. İşte bu hanıma Burası ulaşamamış, <laughs> ulaşamamış vesaire. Onun artık anısını yaşatmak mı dersin? Onu ...bir şekilde bir yere konumlandırmak mı dersin? Şey olabilir mi? Şey olabilir mi? Büyük bir kavga <laughs> ettikleri bir günün arifesinde <laughs> gönlün <laughs> ...konuşmuyorsa gönlünü almak için büyük ya, bir jest olabilir mi? Tatlının zaten şeklini görsen Sametçim ...siyahi ablaların dudağı gibi. Bayağı dolgun falan böyle. İşte onun anısına diyelim artık. Onun adını verdiği bir tatlı yapmak istiyor ve... ...hani sevdiği kadın da dudağı dolgun ve büyük bir yapıya sahip olması itibariyle formu da o şekilde ve bunun hikayesi evet. biraz araştırdım. isminden dolayı da merak ettim. Böyle gözüküyor. Yemedim ben hiç. Sen yedin mi? Bu dudaktan. Yok. Aldın mı bir tat bu dudaktan? Yok. Almadım. Zaten şey değil ya böyle. Hani gidip tatlıcı da bana bir porsiyon dilber dudağı ver diyeceğim bir tatlı değil yani. Her yerde bulabileceğini düşünmüyorum. Doğru diyorsun. Yani belki ev Yemeklerinde misafir, altın günlerine gittiysen gidiyorsun evet, zaten evet. düzenli olarak. Küçükken, Orada denk gelmişse diye sordum. Kü küçükken bayağı katılım sağladım. Hatta fahri üyelerden biriydik yani. Oo. Altından öte şey böyle hani. Anne günleri vardı ya hani gidilen edilen. Evet, evet. evet. O güzel zamanlar. bu bölümde kim bilirdi ki bu bölümde bilinmeyenler köşesi olacağını ve Cihan hakkında hiç gün yüzüne çıkmamış gerçeklerden birini daha kesinlikle Öğrenmiş olduk. Ama esaretin her zaman bir bedeli, bedeli. vardır. O bedel esaretin. de anneyle birlikte belli bir yaşa kadar günlere gitmekti Samet'ciğim. Evet ama oradan kazandığın kültürel ve izlenimsel olayları Tabii. da kısır kalitesi herhalde... <laughs> Tost çıkar oradan kısık. <laughs> ya tostla baş çok küçüktük ya. Kısır da başka bir listeye girebilecek yemek bu arada öyle söyleyince aklıma geldi. Devam ediyorum bittiyse aşçının dudaklı Hı -hı. hikayesi. Hı -hı. Evet. Benim listemde ikinci sıraya aldığım yine rivayetlerin havada uçuştu belki sende de vardır Vezir Parmağı isimli. <laughs> ya yani okudum. Tatlı. <laughs> Ama yazmadım listene bak yine yakalanmadık iyi. Evet bak iyi sekmişiz. Ya burada işte padişahla vezirin böyle kankalayto bir hikayesi var. Çok inandırıcı gelmese de bir ava çıktıklarında nasıl oluyorsa, nasıl oluyorsa bu vezirimiz bir şekilde padişahın parmaklarından birini kılıçla kesiyor. hay sen misin hmm. benim parmağımı kesen vezir efendi deyip bunu dungeon'a yani... Zindana atıyor Zindan. sevgili padişah. Bir de vezir orada demiş işte her işte bir hayır vardır demiş parmak kesince. Gayet de hiç suçluluk duygusu olmayan bir vezir herhalde. Hı hı. Bunda nasıl bir hayır olabilir ki diyor padişah ve zindana atıyor veziri. Gel gel ki bir dahaki ava çıktıklarında bir yerel kabileyle karşılaştıklarında padişahın... Kabile. <laughs> evet evet kabile yani bu Osmanlı'nın merkezinde ortaya çıkan bir olay var. yani İstanbul'un hemen dışındaki bir yerel kabile yani bizim Kızıl Kızılderililer hep Türktür diyorlar ya onunla bağlayabilirsin bu konuyu. Kızıl lafın kısası orada yamyamlar yemiş bitirmiş padişahın bütün adamlarını padişahı yememişler parmağı eksik bu güzel durmuyor. Bunun vücudu, burada bir eksiklik var demişler. Dönünce de padişah, veziri serbest bırakmış. Gerçekten de hayır varmış demiş benim parmağımı kesmemde. Bak böyle anlatıyorum. Ninni gibi oldu ha. Yani bir çocuğu falan olan dinleyenler varsa bu kısmını podcast'in. <laughs> <abi. gülüyor> hani o kadar ilah bayarak ve şey anlatıyorsun ki yani. Hani. Abi ya, inanır mı? Yani keşke inanmak. Ya inanmak istiyorum öyle derler ya. Cihan bu arada inanmayacak. Ya gerçekten inanmak istiyorum. Ama kaynaklarım... <laughs> Hiç sağlam Ama değil. Ama benim mantığı, mantığı karşı çıkıyor. O zaman ben diğerine geçiyorum. İki numaraya. Geç geç çünkü bu olayın sonunda olan biten bu ve çıktığında zindandan vezir. Çünkü merak eden dinleyen şimdi bu kadar güzel anlatım <laughs> hikayeyi. <gülüyor> Onun kutlaması namına bir tatlı yapmışlar. Onun da adını vezir parma tatlısı koymuşlar. Padişahın şaşalı sarayında diye noktalayıp. Çok yaşa deyip. Çok yaşa padişahım çok yaşa. Ben tatlıdan alayım olayı bir. Kebaba doğru ilerleteyim. Hırsız kebabı. Oo. Adı altında o, bir kebap mi? varmış. Hiç duymadım. Yemedim. Yok yemedim ama zaten yani yöntem itibariyle benzerlik gösteriyor farklı kebap tarzıyla. Hikayesi kırsal kesimlerde hırsızların hayvanları çalarak daha sonra gizli saklı pişirmesinden geliyormuş. Bundan dolayı işte hırsız kebabı diyorlarmış. Aldı kaçtı sinsice pişirdi. Bu püf noktası şu. Biraz kuyu kebabına da benzettim. Önceden kazdıkları çukurları fırın gibi kullanıp etleri pişiriyorlarmış. Ve hani yakalanmadan da bu işi başardıkları için literatüre hırsız kebabı diye girmiş. Baya aslında şey böyle manidar, düz bir bu adı var. Kuyu, geldi bana. Kuyuya kazmaları falan ilginç. Çünkü yani bir anda anı aklıma geldiği için ekliyorum. Hawaii'ye gittiğimde Hı -hı. yerel ve göresel olarak da aynısını yapıyorlardı. Gömüyorlardı ya. eti kuyuya. Ya gerçi... Çok da şey değil böyle hani ya dünyanın en bir büyük icatlarından yok, biri değil o. Yani. Ama yani et daha mı güzel şey. acaba tadı oluyor öyle bir yöntemle diye merak ettim. O zaman geldiğinde denersin. deneyelim. Bir deneyelim. Aynen. Evet. Ben hırsız gibi sert bir kelimeden çok cici olan cici papa kelimesini <laughs> barındıran <gülüyor> bir... Yani... Kahvaltı diyebiliriz özellikle. Çünkü benim annem de yapıyordu. Bu Trakya bölgesine ha, biraz daha... Yapıyor muydu? Evet evet. Cici Papa'yı yapıyordu. Ha, Genelde şey... yumurtalı ekmek diye geçiyor tamam, zaten. Tamam. Evet. Yumurtalı Sizinkiler ekmek. Sizinkiler de pardon. yapıyordur. biz evet. Biz de evet. Trakya çocuğuyuz evet. burada. Bebesi olarak. Ee, Trakya bebesiyiz. Bu Cici Papa'nın böyle baba eski işte Sinanlı, Hayrabolu, Bolu, taraflarında özellikle Cici Papa ismiyle bilindiği hmm. e, internette yer alıyor. Aslında bu bayat ekmeklerin değerlendirilmesi yöntemi. Benim annem de zaten o Öyle kontekst oluyor ama güzel diyordu. de oluyordu. Güzel oluyordu ya evet. <laughs> canım hafif çekti diyebilirim burada sabah olması vesilesiyle. Bir de çocuklara yumurtayı sevdirebilmek için bazen kullan kullanılırmış. Evet. Ama ben zaten yumurtayı bildiğim bileli seviyordum. Bana çok uymayan bir sebep o. oldu. Cici papara diye başlamış. Cici Papa'ya doğru dönüşmüş bunun ismi. Öyle bir bunu da liste eklemek istedim. Hoşuma gitti. Cici Papa. Yani bu yerel yöre mutfağında uygun olan, yaygın olan bir şey. Bilmiyorum diğer taraflarında Türkiye'nin var mı veya uygun mu? O bakımdan ilginç olabilir diye düşündüm burada bunu dillendirmek. Dinleyen de merak ettiyse hem bölümden sonra veya bölüm sırasında bakabilir diye düşündüm. Ben klasik bir yemeğe doğru bizi böyle yelken ile ilerleteceğim diye girizgâh yaparak beklentiyi de arttırdım. İmam bayıldı. İşte pişti. Bayağı. Ben de onu söylemeni bekliyordum. Hadi ya. Bunu beraber yapalım. Evet. Devam et. Ya ama bunu yapmadan Cihan bu şey gibi hani. Ne gibi? NBA'den konuşup All Star oyuncuları bahsetmemek. <laughs> yani İmam bayıldı bu yemek isimlerinin <laughs> yani babası en büyüğü. Bunu, bunu yani. burada konuşacağız hacı. Yani evet. o Kesin. Hadi ben Birkaç tane çünkü şey var böyle hani Ruvayet, sen, hikayesi ne? var, rivayeti Ruvayet. var gibi. Ben bir tanesini söyleyeyim diğerinde muhtemelen sende hepsi vardır sen çünkü seçmemişsindir sen seversin böyle detayına inmeyi. Ben birini seçtim. Seçtiğim hikaye ise eski bir dönemde bir imam karısı tarafından yapılan bu yemeği yani imam bayıldığı ilk kez yediğinde lezzetinden ya da malzemesinin tuttuğu nasıl diyeyim maliyet açısından şoka uğrayıp bayılmış ve sonrasında bu yemeğin adı İmam Bayıldı olarak literatüre geçmiş diye bir tanım ve hikaye gördüm ama yani çok altını doldurduğunu da söyleyemeyeceğim. Sence? Ya şimdi bak yine bir tos, yan tos olacak veya tosa gönderme olacak. Larry'i biliyorsun sıkı dinleyenler Larry'i artık biliyor bizim yıldızımızdır tos hikayelerinde. <laughs> Rockstar ya. <laughs> <laughs> Aynen tostlar. Lerinin Türkiye'ye geldiğinde en nedense sevdiği bütün bu dönerler, iskenderler, dürümler, neyler yediyse artık en sevdiği yemek İmam bayıldı oldu. Şaka yapıyorsun. Ee, adam nedense taktı ona ve ben bir gün sordu işte adını. Anlatıyorum ben de. Hatta İmam Fainted falan gibi saçma sapan çeviriler yapıyordum ona. Sonra baktım ben de senin anlattığını anlattım ona. O çıktı en, ön, 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 önde karşıma. Yani onun dışında ben de diğerlerini eklemedim açıkçası. Çünkü ona ...anlatmıştım. Onu aklımda da o kalmıştı. Dolayısıyla piştiğimiz hmm. tam pişti oldu burada. Yani Aynen. bir dediğin gibi yer, yere basan ayak basan bir sebebi yok ama hani imam bayıldıysa yemeğin adı herhalde zannediyorum hikayesi de Üç <laughs> aşağı beş yukarı bayılan bir imam içerir diye düşünüyorum. E şaşırtan yani. bir şey yok. Bir tane yan ya yani bu aslında tek bir hikayenin 5-6 versiyonu var gibi buldum ben. Hani hmm. ya maliyeti çok yüksek ya içine çok fazla zeytinyağı konulmuş ya da içinde o gün zeytinyağı yokmuş hiç konulmamış kötüymüş o yüzden bayılmış. Hani böyle çevirip <laughs> çevirip sunabileceğim. Ama bayılan bir imam farklı. var yani. <laughs> bir bayılan imam var arkadaş. Niye bayılıyor? O dinleyenin takdirine kalmış burada. Bence öyle kapatabiliriz yani bu imam bayıldı kısmını. <laughs> diğerine geçeyim mi yoksa sen mi devralmak istersin sırayı? Ben bir tane Orta... çok kısa böyle 3 saniyelik söyleyeyim sonra sen bir diğerine geçersin. Tamam. Böyle, evet ışık, ışık hızında. Hiç de adını duymadım ama sen bu masalara daha aşina olduğun için ben uzaktayım diye belki biliyorsundur. Köpoğlu, Köpoğlu evet. diye bir meze varmış. Var. Ve yani Trakya'da yaşayan biraz da bunu okuyorum komik. Trakya'da yaşayan <laughs> biraz da serseri olan adamın bütün parasını rakıya yatırdıktan sonra bahçesindeki domatesten patlıcandan yaptığı meze olarak biliniyor diyor Köpoğlu için. Ya bu çok güzel, kısa, mutlu bir adamın hikayesi. Köpoğlu meze diye bitireyim hemen kısaca. E tamam oradan alayım ben de şeye geçeyim. Revani'ye geçeyim. Revani'nin hikayesi biraz daha farklı gibi. Revani tatlısı diyeyim. Osmanlı zamanının tatlısı tabii ki. Ve bir anlamı varmış. Erivan bölgesinin fethedilmesi üzerine saraydaki ahçılar bir tatlı ile bunu hani onurlandırmak istemişler. Bunun adını Erivan, zaten Revan olarak söyleniyormuş o dönem. Erivan zaferi sebebiyle Revani yani Revani hmm. yani Revan zaferini Şeyi, Revani olarak. Dengeli. Evet, bir icat edip <laughs> o şekilde bir tatlı yapıyor. Zaten tatlı böyle biraz nasıl diyeyim sana? Aşırı şerbetli bir kek. Üzerine işte hmm. ne koymak istiyorsan koyarsın. Yedin böyle yani. bazı yörelerde de sünger tatlısı olarak biliniyormuş zaten. Gerçekten SpongeBob'un seversin. SpongeBob'un yemek bulmuş hali. Rakibi. Hal <laughs> evet, Rakibi. Evet. <laughs> ben yemedim ama deneriz ya bir ara. Muhakkak. O zaman bonus kullanmazsak son yemek adına geçiyorum ben de olan. Lütfen. Pırtım Pırt isimli. İşte. <laughs> i̇şte yani merak fırtınası. Evet Berak biliyorsun. Pırt. Pırtım Pırt nedir? Valla Kayseri'nin bir ilçesine ait ev yemeğiymiş Pırtım Pırt. Yörede ayrıca Bakir Timburt diye de bilinirmiş. Bunlar da söylemesi zor kelimeler. Taze asma yapraklarının parçalanıp tencerede pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif ekşili bir tadı olan bir yemek. Ama burada pırtın pır denmesinin sebebi de bu yaprakların pırtılıp tencereye atılması. Aslında parçalanma değil pırtılıyor. <laughs> çıkan o <laughs> çıkan sesler falan. Ya abi bu pırtılma fiilini ben hiç kullanmamıştım bugüne kadar. Bu podcast vesilesiyle de ses olarak ilk defa parçalama yerine pırtılama fiilini kullanıyorum. Ne bileyim üzerimdeki hmm. elbiseleri pırtılasana sana çok aşığım gibi cümleler içinde kullanılabilir sevgili dinleyen. Sana çok pırtılıyorum. Sana çok pırtıladım bu aralar gibi. Pırtıla beni bebeğim şeklinde versiyonları olabilir. Tamam. Parçalı beni orada, yerine. Orada dur. Orada duralım. Orada PG-13 <laughs> 13 yaş üzeri insanların evet böyle bir evet, böyle bir yemek ıspanak ve pazı pek yemeklerinden ayrılan bir yemekmiş onlara benzeyen ama ayrılan bir yemekmiş diye son yemek listemde vardı. Bresman söylemesi hoş diye listeye aldım. Pırtım pırt yemeğiydi. Evet. Bizimleydi. Hadi ben de son yemeği klasiklerden birini söyleyerek geçeyim. Ali Nazik Hepimizin üç aşağı beş yukarı bildiği Ali Nazik'in evet. hikayesi ise Yavuz Sultan Selim'in inanılmaz severek yediği yemeğin ismi yine padişah tarafından verilmiş bir nevi. Kendisi yemeği yedikten sonra yani çok şerefsensi gibi ama yemeği <laughs> yedikten sonra hangi Eli Nazik yaptı bunu diye aşçıyı övmüş, met etmiş. Sonra da dil Türkçe inanılmaz bir dil belki de Ali Nazik olarak literatürde kalmış ve herkesin severek tükettiği diyecektim de vegan olanlar var. Vejetaryen olanlar var. o yüzden dolayı. Yani senin mesela. Evet o herkes biraz imsar olabilir. Ya, yani, dönüyorum dolaşıyorum yine şey geliyor aklıma yani. Lori'yi tamamen et ürünleri olan bir restorana götürmüştük ya. Öyle mi yaptık? <laughs> Neyse koluyla tamamen Aa, alakasız olsa da. evet evet son son ziyaret değil ondan öncekinde. Evet, ya. evet Evet, evet. <laughs> herkesin herkesin popisi kendine diyoruz. Doğru diyorsun. Ya o zaman bonusu mu patlatayım mı senin de izninle? Lütfen lütfen. Ya çünkü bu listede gerçekten bonus olmayı hak eden bir isime sahip. Okuyorum. Yemeğin adı çükündür. Turşusu ve kavurması oldukça <laughs> meşhur olan çükündür. Şeker pancarı için konulan yöresel bir isim. <laughs> Türkiye'nin farklı yerlerinde çukundur, çövündür ya da çükündürük olarak da bilinen şeker pancarından yapılan enfes tatlılarıyla sofralardaki yerini koruyan bir yemekmiş. İsmini ilk kez duyanlarında şaşırdı ve gülmeden duramadı. Bir lezzet falan filan diye gidiyor. Bu arada, <laughs> Teşekkürler tarih... kamu spotu. Bu arada Aynen. tarihteki en eski kaynağına baktım. Bak Çükündürük'te farkındaysan ekstra bir araştırma da yaptım. Evet. TDK 1400 yılından öncesine kadar dayanan yazılı belgelerde bulabildiğini söylüyor bu Çükündürük. Eski bir Çükündürük yani. Ayrıca Ermenice'de de pancar kelimesi nasıl okunur bilmiyorum ama tek gibi bir konuşu var büyük ihtimalle. Orada da bir eş paralellik var Ermenice'den gelen. Bu benim bonus yemek ismiydi. Çükündürük. Yani hayat böyle seviyordu. <laughs> <benim. gülüyor> hayat çükündür. Yani bölümün son aşamasında bağlayamaman tamamen yemeğin <laughs> isminden kaynaklıydı. Evet evet. Burada bir bağlantı gerçekleşmedi maalesef. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bölümle alakalı gibi gözükebilen ama bölümle genelde alakalı olmayan bazı önerilerimiz var ve Samet gerçekten alakasız deyip kafasını sallıyor. Bakalım sevgili Samet bize neler neler önerecek. Listemdeki hiçbir şeyin bölümle alakası yok da kafamı sallıyordum sen söylerken ama şimdi aklıma geldi. Aslında Fatih Akın'ın Soul Kitchen filmi şimdi aklıma geldi sen onu söylerken. Onu yemekle ilgili bir bölüm yaptığımız için aslında film konusunda bir öneri olarak ekleyebilirim. Çünkü beğendiğim Tabii bir filmdi. Onun dışında ama şöyle bir şey oldu. Geçen gün böyle daha romantik dram şeklinde bir film izleyim derken 500 Days of Summer izliyordum. 500 Days of Summer'da da bir asansör sahnesinde işte aşık olacak olan elemanla kız karşılaştığında elemanın kulaklığında bir ...şarkı çalıyor. Çok uzatmayayım. Orada bir muhabbet geçiyor. Muhabbette... ...geçen şarkıyı dinleyeyim dedim... ...Spotify'de ve o zamandan beri çok seviyorum. E, şarkının adı... ...bu da yani çift öneri olmuş oldu. Film ve filmin... ...içine geçen şarkı şeklinde. Evet. Şarkının... ...ismi There is a light that never goes out. Söyleyen grubun ismi de... ...The Smiths. Bu... ...şarkıyı HKB dinlencesine ekleyelim. Spotify, Deezer ve YouTube'da bulunan... ...veya dinleyen bunu kendi de... ...istediği şekilde bulup dinleyebilir... ...kendi kaynaklarından... Bir de çok uzatmadan hı hı. bir şarkı da ekleyeyim o listeye. Şarkının adı Where is My Love. Söyleyenin adı Simmel. Bu iki şarkı önerisi ve iki film önerisiyle ben köşemi kapatıp kulağımı sana vereyim sevgili Cihan. Teşekkürler senin için dolu dolu önerilerin ve birbiriyle de bağlantılı. Ben de iki şarkı. Bir Instagram hesabı bir de podcast var. Bende de çeşit var gördüğün gibi. Vay podcast'ten başlayayım. Hani şeyden bahsediyoruz ya zaman zaman ya İngilizce podcast Türkiye eksenli olarak evet. pek yok. Çok az. Yabancı bir kişinin yaptığı İstanbul Sour adlı bir podcast var. Biraz evet. göz attım, biraz dinledim, keyifli. İstanbul ekseni üzerinden gidiyor yabancılarla yapmış genelde bölümlerini. Ha, Tavsiye değil ediyorum. Benim yani. Ha İngilizce Podcast İngilizce. Ha, çok iyi. Bir şey güzel. Konsept güzel. Tavsiye ediyorum herkese. Diğeri Instagram hesabı demiştim. Hikayeli Yemekler diye bir Instagram hesabı var. Orada bazı yemeklerin böyle hikayeleri vesaireler, tarif tarzı şeyler de var. Hı -hı. Keyifli bir Instagram hesabı. Oradan da faydalanabilir insanlar diye düşünüp hatırlatıyorum. İki tane de şarkı var. Bölümle konsept olarak uysun diye böyle hani giydiğim işte ayakkabı, gömleğime uysun hesabı şarkılar geliyor şu anda. <laughs> ee? bir tanesi Babazula'dan Prasa güzel. Diğeri ise İmam Bayildi grubundan nasıl söyleyeceğimi hiç bilmediğim <laughs> den Telopiana Hantaris isimli şarkıları. Oh. İmam Bayıldı'nın aslında şarkısını eklemek istiyordum bayağıdır. Çünkü severek dinlediğim eski, eski bir gruplardan Yunan bir grup denk geldi. Ve CUP diye de oturdu gibi. Merak uyandırdı. Bir CUP alayım ben de, bir kulak vereyim ona. <laughs> <başarı. gülüyor> ya yani tabii ki bunları belirtmedim ama işte YouTube, Deezer, Spotify, Haku dinlencemizde sevgili dinleyen bunları bulabilecek. Sıkı dinleyenler zaten onu çoktan çözmüştür. Geçenlerde Spotify Haku dinlencesi takipçilerine bakıyordum, bayağı güzel rakamlar oluşmuş. Yani dolar kuru toplum. seviyesinde. Yani dolar kuru seviyesi derken artış, artış hızı olarak yani. Artış hızı. Takdire şayan. Teşekkür ediyorum evet, sevgili dinleyenler. 23 kişi takip ediyor demek istemedin yani. Artışı aynı ivmede gidiyor <laughs> demek istedin. <laughs> ha evet tabii canım Tabii ki. Cümleyi yanlış kurmak istemedim. Vallahi sevgili Samet'im dinleyene teşekkür edelim yolculuğa bizimle devam ettiği için bu bölüm. Aynen öyle. Önceki bölüm. Belki de bu bölümü dinlediğinde sonraki bölümlerde yayında olacağından dolayı böyle üç taraflı bir teşekkür bizimle yolculuğa devam etmek keyifli diye umut ediyorum. Ve biz de çok keyif alıyoruz onlarla bu yolculuğa devam etmekten. Ne dersin? Bazen bir terapi, bazen bir keyif olarak kullanabileceğimiz podcastimiz devam ediyor. Bizimle kalmaya devam edin diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.